Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzla Gözü köyünde bulunan Sülük Göl sülükleriyle adeta şifa dağıtıyor. Yapıştı o yer. Doğal güzelliğiyle de vatandaşların uğrak yeri haline gelen göl ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Göl içerisinde bulunan sülükler birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Sülükler, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları, sedef, kaşıntıyla egzama gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor. Köy sakinleri şifa amaçlı Sülüklü Göl'e gelen vatandaşlara yardımcı olurken ticaretini yapmak için sülükleri çalanlarla da mücadele veriyor. Gölümüz Sülüklü Göl. Göl dediğimiz zaman direkt buraya aklımıza gelir, direkt buraya geliriz. Gölümüzün içinde sülüklerimiz de var. İşte gördüğünüz gibi parmağıma yapıştı, parmağımı emiyor. Nerede pis kan varsa oraya yapışır, orayı emer. Köy muhtarı Kudret Şimşek izinsiz bir şekilde göle gelip sülükleri ticari amaçla götürenlerden rahatsız olduğunu dile getirerek gölün koruma altına alınmaması halinde sülüklerin tamamen yok olacağından endişe duyduklarını dile getirdi. Dışarıdan geliyor sülükleri ticaret amacıyla kullanıyorlar. Ama bizler geliyoruz ihtiyacımız olduğu zaman yakalayıp bırakıyoruz. Ticaret yapanları istemiyoruz. Kesinlikle de gelmesinler. Buna karşıyız. Şifa niyetine gelen de eyvallah gelsin. Bir tane iki tane silonunu tutsun. Şimdi öyle bir şey ki aynı balık akımı gibi. Denizde bir balık akımı gelir. Toptan gelir. Gelmediği zaman da hiç gelmez. Saatlerce oltayı atar beklersin. Giriyorsun. Saatlerce bekliyorsun. Hiçbir tane bile gelmiyor. Ama tesadüf bir girdiğin zaman da bacaklarına yapışıyor, toplamayla yetiştiremiyorsun. Yakalamanın püf noktası, giriyorsun, girdiğin zaman su bulanıyor. O bulanık suyun üzerine de çıkıyorlar. O anda gelip bacaklarına da yapışıyor. Mesela vücuduna bırakıyorsun. Hangi damarında, nerede pis kan varsa gidip oraya yapışıp o kanı emiyor. Başka bir tarafından yapışmaz. Köy sakinleri göle sadece şifa arayanların gelmesini istedi. Korunaklı alan olmasını istiyoruz. Nasıl istiyoruz? Ya doğa bu sonuçta doğadan gelen bir şey. Ama yabancılar geliyor tutuyor, zevkine tutuyor yani. Ticaret amaçlı kullanıyorlar. Biz onlara karşıyız. Köylümüz olarak. Ama şifa niyetine insan belki doktor tavsiyesine sülüğü tavsiye etmiştir. Ama onlara biz de yardımcı oluruz. Yalnız buradan alayım götüreyim bedava diye götüreyim çarşıda pazarda 20 liraya 30 liraya satayım milletin şifasına biz ona karşıyız. Sadece şifa niyetli gelsinler biz de müsaade etsinler muhtar olarak burada mezran var mezraya söylesinler. Benim bilgim dahilinde olursa daha iyi seviniriz biz de yardımcı olacağız ama şifa niyetine dediğim gibi ticaret olursa biz ona karşıyız.